integral 2'nin 5. testiyle devam ediyorum. Çekirdeki taralı alanlar toplamını istemiş bizden. Şimdi 1'i eksi 1 artı olduğuna göre bunları 2 farklı integral olarak yazacağız. Önce eksi 2'den buraya kadar alacağım, 0'a kadar. Buradaki ifadenin, şimdi buradaki eğrimiz yine x üzeri 3 eğrisi ama burada şöyle bir ifade var. Üstteki eğrimiz y eşittir 0 eğrisi, alttaki eğrimiz x küp eğrisi. Buna göre şöyle yazıyorum. Üstteki eğrimiz y eşittir 0'dan 0 geldi. Alttaki eğrimiz de x küp. Bu ifadenin integralini alacağım. Artı diyorum. 0 ile 4 arasındakini alalım bu sefer de. Üstteki eğrimiz x küp, alttaki eğrimiz de 0 çarpı dx. Buna göre buradaki ifademiz sıfırları zaten görmüyorum. Burada direkt eksi ve artı bizim ilgilendiriyor. Buna göre bunlara dikkat etmek zorundayız. Eksi x küpün integralini aldığımız zaman eksi x üzeri 4 bölü 4. Sınırlarımız 0 ve eksi 2. Burası x üzeri 4 bölü 4. 4 ve 0 değerlerimiz geldi. Buna göre değeri yerine yazdığımız zaman buradaki ifadede nedir? Burası 0 gelecek. Eksi x yerine eksi 2 yazdığımız zaman 16 bölü 4. Yani 4 gelecek. Başında da bir eksi var. Eksi 4 geldi. Burada aynı şekilde x yerine 4 yazdık. 256 bölü 4. O da nedir? 64 olacaktır. Burası artı 4 olduğuna göre topladığımız zaman cevabımız 68 geldi. İkinci sorumuzda çekirdeki taralı alanlar toplamı. Yine aynı ifadeyi yapacağız. Bu sefer alttaki yine ifadeyi alacağım. Burası 0 ile 2 aralığında. Bu sefer üstteki eğrimiz y eşittir 0 eğrisi olduğu için 0 diyorum. Alttaki eğrimize zaten bu eğrinin devamı. Dolayısıyla alttaki eğrimize nedir? X kare eksi 4 eğrisi. 2'den 5'e kadar diyeceğiz. Bu sefer üstteki eğrimiz x kare eksi 4 eğrisi. Alttaki eğri de y eşittir 0 eğrisi. Buna göre integrallerimizi alalım. Buradaki eksiyi dağıttığımız zaman eksi x kare artı 4 integralini alalım. Eksi x küp bölü 3 artı 4x. Sınırlarımız 2 ve 0. Burada x küp bölü 3 eksi 4x. Sınırlarımız 5 ve 2 geldi. Buna göre değerlerimizi yazalım. X yerine 2 yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3 artı 8 geldi. 0'ı zaten yazmamıza gerek yok. Artı diyorum. X yerine 5 yazdık. 125 bölü 3 eksi 20. Eksi diyorum. X yerine 2 yazdığımız zaman 8 bölü 3 eksi 8 değeri geldi. Buna göre buradaki ifadeyi şöyle diyelim. 8 ve eksi 8 bölü 3'ü çarptığımız zaman artı 8. Buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirinin aynısı. Direkt toplayalım burayı. Eksi 16 bölü 3 artı 16. Buradaki ifadeye de baktığımız zaman burasını topladığımızda 65 bölü 3 geldi. Burayı topladığımız zaman 32 bölü 3 artı 65 bölü 3. Buradan da cevabımız 97 bölü 3 oldu. Üçüncü sorumuzda çekirdek taralı alanlar toplamını sormuş. Eksi 3 ile eksi 2 arasında integral alanımız alt tarafta kalmış. Eksi 3 ile eksi 2 arasında üstteki eğrimiz y eşittir 0 eğrisi. Yani 0 eksi diyorum. Alttaki eğrimiz de bu eğrinin devamı. Dolayısıyla 4 eksi x kare eğrisi. Buradaki integralimiz artı diyorum. Bu sefer de eksi 2 ile 0 arasında. Burası da nedir? Üstteki eğrimiz direkt yazıyorum. 4 eksi x kare dx geldi. Buna göre buradan eksi 4 artı x kare oldu eksiyi dağıttığımız zaman. İntegral alalım. Eksi 4x artı x küp bölü 3. Sınırlarımız da eksi 2 ve eksi 3. Artı buradaki alana integral aldığımız zaman 4x eksi x küp bölü 3 geldi. Burada da sınırlarımız 0 ve eksi 2. Buna göre değerlerimizi bulalım. Eksi 4 eksi 2 yazdığımız zaman 8 eksi 8 bölü 3. Eksi eksi 3 yazdığımız zaman 12 eksi 27 bölü 3'ten eksi 9 geldi. Artı diyelim 0 yazdığımız zaman direkt 0 zaten. Eksi 2 yazdığımız zaman eksi 8 eksi 8 bölü 3. Buradan da artı 8 bölü 3 geldi. Buna göre burası 3 geldi. 8 kere 3 24'ten eksi 8 burası 16 bölü 3 eksi 3. Dolayısıyla buradan 7 bölü 3 değeri geldi. Bu kısma baktığımız zaman da burası eksi 16 bölü 3 eksiyle de çarptık. Artı 16 bölü 3 oldu. Topladığımız zaman da 23 bölü 3 cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda çekirdeki taralı alan. Şimdi sınırları bize vermemiş ama burası zaten 0. Buraya da baktığımız zaman iki eğrinin kesiştiği nokta. Öncelikle sınırları bulalım. X kare eksi 4x eğrisi ile eksi x kare artı 4x eğrisinin kesiştiği noktadır bu. O yüzden birbirlerini eşitliyorum. Burada her birini bir tarafa toplayalım. X kareyi de diğer tarafa attık. 2x kare 4x'i de aldık. Eksi 8x geldi. 2x parantezini alırsam x eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla köklerimizden biri 0, biri de 4. Biri zaten 0 burada kesiştikleri. Burasında 4 olduğunu bulmuş olduk.
Buna göre 0 ile 4 arasında diyorum. Üstteki eğrimiz bu eğri, yani eksi x kare artı 4x eğrisi eksi. Alttaki eğrimiz ise x kare eksi 4x eğrisi. Buna göre bu ifadenin integralini bulacağız. Öncelikle içerideki ifadeyi düzenleyelim. Eksi ile çarptık, eksi 2x kare artı 8x geldi. Bu ifadenin integralini alıyorum. Eksi 2x küp bölü 3 artı 8x kare bölü 2'den burası 4 geldi. Bu ifadenin sınırlarını yerleştirelim. X yerine 4 yazdığımız zaman burası 64 eksi 128 bölü 3 geldi. X yerine burada 4 yazdığımız zaman da 64 oldu. Topladığımız zaman da buradan cevabımız 64 bölü 3 geldi. Beşinci sorumuzda şekildeki taralı alan. Şimdi yine bir parabol eğrimiz var ve bir doğrumuz var. Kesiştikleri nokta burada bir sıfırdan geçiyorlar zaten bizden. Çünkü buradaki sınırları burası ve burası olarak vermiş. Bizim buradaki noktada bulmamız lazım. Kesiştikleri nokta burasıysa o zaman direkt eşitliyorum. 4 eksi x kare ile 3 x'i eşitledim. Bir tarafa topluyorum hepsini. X kare karşı tarafa atalım. Artı 3 x eksi 4 eşittir 0. 4'e eksi 1 şeklinde çarpanlarını ayırsak x değerimiz buradan eksi 4 ve 1 olarak geliyor. Pozitif tarafta kesiştikleri bu noktanın değeri 1'miş. Sınırımız da zaten bizden buradaki alanı istiyor. O zaman x'teki sınırları nedir? 0 ile 1 arasında. Üstteki eğrimiz bu paraboloy eğrisi. Eksi alttaki eğrimiz ise buradaki doğrumuz. Dolayısıyla 3x geldi. Çarpı dx diyorum. Bu ifadenin integralini alalım. Buradan 4x eksi x küp bölü 3. Buradan da eksi 3x kare bölü 2 geldi. Sınırlarımız da 1 ve 0. Buna göre x yerine 1 yazdığımız zaman 4 eksi 1 bölü 3. Eksi 3 bölü 2 değerimiz geldi. Buradan da işlemlerimizi yaptığımızda cevabımız 13 bölü 6 oldu. Altıncı sorumuzda şekildeki taralı alan için. Burada üstteki eğrimiz bu sefer y eşittir x artı 1 doğrusu. Alttaki eğrimiz de x kare eksi 1 doğrusu. Öncelikle bizim x eksenindeki sınırları bulmamız lazım. Burada kesiştikleri nokta ve buradaki kesiştikleri noktaya karşılık gelen x değeri. Buna göre öncelikle bu ikisini karşılaştırıp eşitleyip birbirine ortak noktalarını bulmaya çalışalım. Diğer tarafa atıyorum, x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayırdığımız zaman x değerimiz, yani burada köklerimiz 2 ve eksi 1 olarak geldi. Buna göre buradaki kesiştikleri nokta eksi 1'miş, buradaki nokta ise 2. O zaman sınırlarımız eksi 1 ve 2 olacak. Üstteki eğrimiz bu doğru demiştik, yani x artı 1 doğrusu. Eksi alttaki eğrimiz ise x kare eksi 1 eğrisi. Buna göre bu ifadenin integralini alacağız. Bu ifadeyi düzenleyelim önce. X artı 1 eksiyi dağıtıyorum. Artı 1 geldi. Bu ifadeden de nedir? Eksi x kare artı x artı 2 ifadesi gelecektir. Buna göre integralini aldığımız zaman eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x. Sınırlarımız da 2 ve eksi 1. X yerine 2 yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3. 4 bölü 2'den 2 artı 4 geldi burada da. Eksi 1 yazdığımız zaman 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 ve eksi 2 oldu. Buradan 6 geliyor zaten. Buradan 18, 10 bölü 3. Eksi burada da payda eşit dediğimiz zaman 5 bölü 6. Eksi 2'den dolayı da burası nedir? Eksi 7 bölü 6. Eksi de var. Artı 7 bölü 6 değerimiz geldi. Buna göre burada sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman şöyle 2 ile çarpalım. 20 gelecek. 27 bölü 6. 3'e böldüğümüz zaman da cevabımız buradan 9 bölü 2 geldi. 7. sorumuzda A bölgesinin alanının 15 olduğunu vermiş. Buna göre eksi 10 ile 0 arasındaki integralin eksi 5 olduğunu söylemiş. Şimdi integral dediğine göre alttaki A alanı altta olduğu için eksi 15 alacağız. B alanı üstte olduğu için onu artı B olarak alacağım. Ve bu ifadenin cevabı eksi 5'miş. Buna göre B değerimiz de buradan 10 geldi. Yani B'nin alanı da 10. Eksi 10 ile 0 arasında mutlak değer dediğine göre alttaki de olsa üstteki de olsa hepsini pozitif alacağız. Dolayısıyla alttaki 15, B olan üstteki de 10, toplamları 25 geldi. Evet, 8. sorumuzda y eşittir x kare eğrisi verilmiş. X'in 0 ve x'in 6 doğrularından bahsetmiş. X 0 ve x eşittir 6, şöyle bir doğrudan bahsediyor. Doğruları ile x ekseni arasında kalan. Şimdi bu doğru var, bu doğru var ve x eksenimiz de budur biliyorsunuz. Arasında kalan alan da bu. Buna göre bizden bu alanın değerini istiyor. İntegralimizi burada x eksenine göre aldığımıza göre sınırlarımız 0 ve 6. Üstteki eğrimiz x kare eğrisi. Alttaki eğrimiz zaten y eşittir 0'dı. Dolayısıyla direkt x karenin integralini alacağız demektir.
x küp bölü 3 gelecek. Sınırlarımız 6 ve 0. Buradan da 6 üzeri 3 bölü 3'ten cevabımız da buradan nedir? 72 olarak geldi. 9. sorumuzda bu sefer y eşittir x küp eğrisi vermiş. X küp eğrimiz de bu şekilde bir eğridir. X'in -4 ve -2 olduğu yerden bahsetmiş. Şimdi rastgele şöyle diyelim, burası -2 olsun, burası da -4 noktası olsun. Buna göre bizden istediği kısım buradaki alan. X'in -4 ve -2 olduğu doğruların ile x eksen arasında kalan alandan bahsediyor. Buna göre sınırlarımız -4 ve -2. Üstteki eğrimiz 0 eğrisi, alttaki eğrimiz ise x küp eğrisi. Bu ifadenin integralini istiyoruz. Buna göre eksi x küpün integrali eksi x üzeri 4 bölü 4 gelecek. Sınırlarımız da eksi 2 ve eksi 4. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman burası 16 bölü 4. 4 gelecek, bir de eksisi var. Eksi 4 oldu. X yerine eksi 4 yazdığımız zaman 256 bölü 4'ten 64 gelecek. Başına bir de eksisi var. Burada da bir eksi vardı. Buradan da cevabımız eksi 4 artı 60'tan dolayı, pardon 64'ten dolayı 60 olarak geldi. 10. sorumuzda y eşittir x kare eğrisi ile y eşittir x doğrusundan bahsetmiş. Şimdi y eşittir x kare eğrimiz bu. Y eşittir x eğrimiz. Şu şekilde bir eğrimiz geldi. Bu da y eşittir x. Burası da y eşittir x kare. Şimdi bunların kesiştikleri nokta bir sıfır var. Bir de burada kesiştikleri bir nokta daha var. Buna göre x kare ile x'i eşitliyorum birbirine. X kare eksi x eşittir sıfır. X parantezine aldım. X eksi bir eşittir sıfır oldu. Buna göre 0 ve 1'de kesişiyorlarmış. 0'da zaten kesişmişlerdi. Bir de 1 noktasında kesişiyorlar. Buna göre bu doğru arasında kalan kapalı bölgeden bahsediyor. Yani buradaki alandan bahsediyor. Buna göre sınırlarımız 0 ve 1. Üstteki eğrimiz bu y eşittir x doğrusu. Alttaki eğrimiz ise y eşittir x kare eğrisi. Dx. Buna göre integralimizi alalım buradan. X kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Sınırlarımız da 1 ve 0. X yerine 1 yazdığımız zaman 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Zaten 0 yazdığımız zaman bir anlamı yok. Buradan da cevabımız 1 bölü 6 geldi. 11. sorumuzda bir köprü fotoğrafı verilmiş burada ve buradaki köprünün eğrisini vermiş fx fonksiyonu olarak. Buna göre bu köprü ayakları ve halatlarıyla sınırlı bir bölge olarak fx fonksiyon grafiğinin 0 ile 6 arasındaki ve x ekseniyle modelleniyor. Buna göre bu belirtilen alan sorulmuş. Yani buradaki alan bize soruluyor. Buna göre integralimizi şöyle oluşturalım. Sınırlarımız 0 ile 6 arasında. Üstteki eğrimiz buradaki fx eğrisi. Dolayısıyla x eksi 3'ün karesi bölü 10 artı 1. Alttaki eğrimiz de zaten nedir? Y eşittir 0 olduğu için yazmıyorum. Direkt dx geldi. Buna göre bu ifadenin integralini almamız lazım. Öncelikle bunun integralini aldığımız zaman burası nedir? X eksi 3'ün 3. kuvveti bölü. Üstün kuvveti paydaya da geleceği için 3 çarpı 10'dan 30 olacak. 1'in integralinden de x geldi burası. Buna göre sınırlarımız 6 ve 0. X yerine 6 yazdığımız zaman 3 üzeri 3'ten 27 bölü 30. Şöyle diyelim artı 6. Eksi x yerine 0 yazdığımız zaman eksi 3'ün 3. kuvvetinden eksi 27 bölü 30 artı 0 geldi. Buna göre burada çarptığımız zaman artı 27 bölü 30. 54 bölü 30 artı 6 geldi. Burasını şöyle diyeyim 3 ile sadeleştirebiliriz. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası ne gelecektir? 24, 8 gelecek. 3'e böldüğümüz zaman 10. 2'ye böldük 9, 2'ye böldük 5. Buradan 9 bölü 5 artı 6'dan. Buradan da nedir? 39 bölü 5 gelecek. Bizden virgülü şekilde verdiği için ondalıklı olarak. O zaman bunu genişletelim. 39'u 2 ile çarptık. 78 bölü 10. O da nedir? 7,8.